Şehrin hemen kıyısında bir huzur mekanı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi burası. Tepecikliler buraya köy diyorlar. Çünkü burada hala köy havası var. Herkes çok mutlu bu topraklarda yaşamaktan. Evlerin birçoğu müstakil. Önlerinde meyve ağaçları. Özellikle Tepecik köyünün her yerinde görebilirsiniz erik ve ceviz ağaçlarını. Köy halkı yıllarca dikmişler buldukları her yere meyve ağaçlarını. Mis gibi toprak kokusu sarmış her yanı. Hava sıcak. Köy halkı eski köy meydanında toplanmışlar, sohbet ediyorlar. Yemyeşil ağaçların altında çay ve muhabbet şahane. Eskilere gidiliyor. Uzun uzun sohbetler. Tepecik köyüne ulaşım çok kolay. Dilovası'ndan, Gebze'den minibüsler, otobüsler kalkıyor her zaman. Ne zaman isteseniz gelebilirsiniz Tepecik köyüne. Otobüs duraklarının yanında yeni yapılmış bir köy fırını var. Köylüler hamurlarını getirip ekmek yapıyor. Ayrıca güveçler, simitler, ne isterseniz yapabilirsiniz. Köy halkından Sedat Bey'le sohbet edelim. Anlatsın bizlere Tepecik köyünü. Sedat Yemenici, Tepecik Mahallesi, Dilovası Mahallesi olduk. Şimdi her şeyi belediyeli şey, köyde artık muhtarlığın bir şeyi kalmadı gibi bir şey. Eskiden burası bir çorak bir yerdi. İşte buralar toplandı, düzeldi. Burada böyle bir şey yoktu. Boğuttuğumuz yer yoldu. Ama şimdi denişti. Şu an Gebze'den geliyor. Kocaeli ulaşım bu şekilde yapılıyor. İşte belediye arabalarını kiraladı. İşte vatandaş kiraladı. Bu şekilde çalışıyor. Köy düğünleri cuma günden başlardı bizim. Cuma günden başlardı. İşte gelin kınası diye gelin şeyi gezdirirler. Gençler gezdirir. Saat 5'te 6'da çıkardı. Akşam karanlığa kadar gezdirirlerdi köyü. Özgün sürerdi. Oradan cumartesi gün tekrar yemekli olur düğünler. Yapılıyor ama o şekilde değil. Şimdi bir gün veya iki gün yine yemekli yapılıyor eski düğünlere benzer şekilde ama eski düğünler gibi değil. Şimdi çocuğun aynı masada otu, senden konuşmaz. Niye? Telefon var elinde. Karın yanında oturuyorsa o da konuşmaz. Herkesin elinde bir telefon. Yani eski sohbet yok. Telefonla çıktı, sohbet bitti. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden kahvede gençler çıkardı, gezerdi, köyü gezerdi. Çünkü bir şey yok, eğlenecek bir şey yoktu. Şimdi öyle değil. Şimdi herkesin elinde, çocuğun elinde telefon. Masaya oturuyor. Anasına babasına bir şey desen şehirdeki gibi çocuk ya anne baba sen getir o ya. Aynı şey burada da köylerde de başladı. Köy fırınlarında köylüler ekmek yapıyor. Şimdi ona da gençlik fazla yanmıyor. Hazır her şey. Bizim gibi yaşlılar tercihi köy ekmeklerinin tercihi eski fırınlarda. Bu şekilde. Ama gençlik fabrikada çalışıyor, orada çalışıyor, burada çalışıyor. O işleri bıraktı. Köyde eski ahşap ve taş evleri görmeniz mümkün. Zamana direnen eski evler. Yeni yapılan çevre yolu ile birlikte ulaşım çok kolay olmuş. İstanbul ve Kocaeli'nden kolayca gelebilirsiniz Tepecik Mahallesi'ne.
Köyün her yanı yemyeşil. Düz bir ovanın içerisine kurulmuş. Çok eski bir köy burası. Eskilerde tepecikte düğünler 3 gün 3 gece sürermiş. Bayramlarda bir araya gelinir, ikramlar yapılırmış. Kurban Bayramı'nda bu gelenek hala devam ettiriliyormuş. Ne güzel. Eski evlerin yanı sıra yeni evler de yapılıyor tepeciğe. Köyün mezarlığı. Mezarlıkta bir de şehidimiz var. Bu topraklarda yaşayıp yine bu topraklarda gömülü tüm köylülerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Havadan çok güzel görünüyor tepecik köyü. İnce uzun yollar kavuşturuyor köyün sokaklarını birbirine. Köyün tarihi camii yüzyıllardır tepecik köylülerine hizmet ediyor. Tarihi bir eser. Caminin yanında bulunan yan yana dikilmiş çam ağaçlarının yaşı tam olarak bilinmese de yüzyıllara meydan okudukları belli. Çok eskilerde abdest almak için yapılmış bir taş caminin yanında. Camiye gelenler mis kokulu bir ıhlamur ağacının altında oturuyor, sohbet ediyorlar. Yıkılmış virane eski bir ev. Yanında meyve ağaçları. Evin ahşap kapısı ve üzerindeki 98 kapı numarası hala duruyor. Erik ağaçlarının altında otlayan tavukları görüyoruz. Bu tavuklar büyük şehirlerde duyduğunuz o meşhur gezen tavuklar. Köy meydanında eski taştan yapılmış tahta kapılı bu ev, eski köy evlerinin en güzel örneği. Bu köyde doğmuş, sonrasında yıllarca dışarıda çalıştıktan sonra tekrar köye gelmiş ve yerleşmiş Erkan Balcı Bey'le sohbet ediyoruz. Ben Erkan Balcı, Tepecik Mahallesi sakinlerinden. Burada yaşıyorum. Yeni ikametgahımı getirdim. Burada doğdum. Gebze'ye gittim. 55 yıl sonra geri döndüm ben. 2 yaşımda çıktım buradan. Tahsil hayatım Gebze'de, İstanbul'da geçti. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şantiyecilik yaptım. Mühendisim ben. Sonra ticarete atıldık. Ticaret yaptık falan filan. Ama hani ne derler? Toprağından mıdır, suyundan mıdır? Vatan, vatan, vatan. Namık Kemal'in dediği gibi. Sonuçta dönüyorsunuz, geliyorsunuz memleketinize. Oraya bir ev yaptık. Orada evimizde yaşıyoruz şimdi. Köyün sakini olduk. Tekrar nüfusumuzu aldık buraya. Burada yaşıyoruz. Mutlu muyum? Mutluluğu tarif etmek mümkün değil. Ben 2 yaşında çıktım buradan. Düğünlere ya da yaz mevsiminde orak zamanı ekin olurdu. Orak zamanı yardıma gelirdik. Burada kalırdık. Burada düğünler çok güzel olurdu öncelikle. Akşamları elektrik yoktu o zamanlar. İşte burada çok güzel bir yol vardı. Mesela şu yolun kenarında kaldırım vardı. Arnavut kaldırı gibi ama daha büyük taşlardan yapılmış. Akasya ağaçları kenarında. Ondan sonra kahvelerde elektrik yok, lüksler yanardı. Gençler o zaman giremezdi kahveye. Biz dışarılarda gezerdik. Burada konu komşu ilişkileri eskisi gibi olmasa da çat kapı gelebiliyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? O kuyu, köyün merkez kuyusu, o içme suyu temini için kullanılan bir kuyuydu. O kuyu da aynı zamanda suyu çok soğuktur onun. O kuyu da yazın özellikle su soğutmak için, karpuz, meyve soğutmak için kullanılırdı. Tarlaya gidenler oradan suyunu alır, soğutur, oraya götürür. Gençlere şunu tavsiye ederim. Doğdukları, büyüdükleri, yetiştikleri toprakları unutmamaları gerekiyor bir. Çünkü memleketten gerisi boş, ziyade. Bu mu topraklar? Ata toprakları. Gençler bu topraklara sahip çıkmalı ama iş imkanlarından dolayı göçmek zorundalar.
tekrar geriye mutlaka geliyorlar. Büyük kısmı geri geliyor memleketlerine. Eskiden Hıdrellezler olurdu. Hıdrellezler'de kızlar yüzük çıkarırdı. Gençler işte sohbetler, muhabbetler olurdu. Yetiştim ben onlara ama şimdi artık onlar kalmadı. Köy meydanında kahvenin yanında 200 yıllık bir kuyu dikkatimizi çekiyor. Eskiler bilir diyor köy halkı. Bu kuyudan sular çekilir, çok soğuk olduğu için dolap olarak da kullanılırmış. Yine köy kahvesinin hemen yanında bulunan dibek taşı dikkatimizi çekiyor. Eskiden çiftçiliğin çok yapıldığı zamanlarda buğday, mısır, bulgur öğütmek için kullanılan bu taş şimdilerde emekliye ayrılmış. Eski zamanlarda köylülerin toplandığı, düğünler yaptığı resimler. Biraz eskiye götürelim sizleri. Sünnet, bayram ve Hıdrellez etkinliklerinden resimler sunalım sizlere. Dilovası Tepecik Köyü'nün otantik dokusu görülmeye değer. Bu gördüğünüz 200 yıllık fırın, ahşap çevresiyle bugün hala hizmetinizde. Bu fırının etrafında ne anılar, hikayeler vardır. Köyün her yanında traktörler görmeniz mümkün. Tarlalar ekiliyor, biçilmek için. Odunlar istiflenmiş, kışın yakmak için. Her evin önünde görebilirsiniz bu odun yığınlarını. İstanbul'a, Kocaeli'ne çok yakın bu doğa harikası Tepecik Köyü'ne mutlaka gelmeli ve yemyeşil doğayla köy tadında bir gün yaşamalısınız.